Hey 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 hey! Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın konseptinin dışında bir şey yapacağız. Teknoloji kanallarının yaptığı genellikle bir şey yapacağız. Canım çok acıyor bu fiyatlardan sonra. Bir de gördüğüm kadarıyla yurt dışından zaten başlıktan gördüğünüz için bu kadar rahat konuşabiliyorum aslında. Neler yapacağımızı az çok biliyorsunuz. Gördüm ki yurt dışından alanlar olmuş cihazları, videolarını çekenler olmuş ama hiç iPhone 13 ile düz iPhone 13 ile düz iPhone 14 karşılaştıran olmamış. Dedim ki ben neden yapmıyorum o zaman? Geçtim kameranın karşısına. Şu anda da stüdyomdayım. Kutuyu çıkartırken öncelikle size de şeylerden bahsedeyim. Neden iPhone 13'ten 14'e geçtiğimden bir bahsedeyim. Benim Haziran ayında, hatta Haziran Mayıs'ın ortasında telefonum bozuldu. Samsung S7 Edge kullanıyordum. Yaklaşık bir 7-8 senedir falan bendeydi telefon. Uzun süre kullandım. Sonrasında telefon alacağım dedim. Hadi alayım iPhone 13 alayım falan derken o zaman 12900 gibi bir şeydi falan. Telefon alayım dedim. TRT bandrol zamı geldi. 1000 lira falan böyle. Sonrasında lan dedim hadi kredi çekeyim falan. Kredi çekene kadar telefon için kredi çektim ya. Telefon için kredi çekene kadar Apple siteyi bir kapattı, bir açtı 22.500 lira. Ondan sonra yapacağım hiçbir şeye kalmamış, mecbur aldım telefonu. Zaten sosyal medya işleriyle de uğraştığım için benim için biçilmiş kafa olan oydu. Hala Android'i daha çok seviyorum çünkü istediğim gibi modifikasyonlar yapabiliyorum falan. Her neyse, telefon 22.5 oldu. Bu ayda telefon iPhone 14 çıktı, normalde ucuzlaması gereken 28 bin lira oldu. Dedim bu değer kazanıyor. Neden o zaman 14'e geçmeyeyim? Dedim bendeki 13'ü satayım. Yerine de iPhone 14 alayım dedim. İkinci el piyasasından ziyade artık şöyle bir şey olmaya başladı. İnsanlar artık yatırım aracı olarak telefon görüyor. Çünkü araba motor alamadıkları için telefondan yükseliyor falan diye. Benim de derdim şu. Ben yine bu telefonla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Yine yaklaşık olarak 7-8 sene kullanırım ama 7-8 sene sonra arasında bu bozulursa bu sefer yeni bir telefon almak için 90 bin lira gibi bir miktar ödemem lazım. O yüzden her sene update yapmaya çalışacağım telefonda. Gidişat böyle olursa aynen 90 bin lira gibi bir şey için telefon kredisi çekeceğim falan. Yani durum öyle olunca da iPhone 14 çıkmışken de alalım dedik. Hatta bu videoda da sadece kamera kıyaslarını falan da yaparız dediğim gibi. Sadece iPhone'un Pro modellerinin kamera kıyasları falan yapılıyor. Düz iPhone 13 ile düz iPhone 14'ün kıyaslaması yok. Zaten aynı, birebir aynı. Steve Jobs'ın kızı bile zaten tweetlerde bununla dalga geçti ama ufak farklılıklar var. En azından kameradaki farklılıkları sizlere gösteririz. Şöyle bir başlayalım en azından açmaya. Arkadakini çıkarttık. Arkadaşlar, telefondan yine zaten bunları demeye gerek yok. Şarj adaptörü falan çıkmıyor. Şöyle baktığım zaman benimkisi tabii biraz tozlu, onu bir sileyim. Arasındaki tek fark aslında toz gibi duruyor şu an. Kameraların mercekler biraz büyümüş. Güzel. O zaman şöyle şunu bir açalım. Tepeye deve boyumuz yok, o yüzden kamera yerleştirmedim, kusura bakmayın. Bu bir açıldı. Şimdi bir kurulum yapacağız büyük ihtimal. Bir kısmı Type-C, bir tarafı Type-Link olan bir kablomuz var. Ivır zıvırlar, işte sim kartını takmak için o iğnemsi bir şey. Bir tane sticker var. Ben bu arada kendi iPhone'umu 13'te 16'ya yükseltmedim. En azından dedim telefon birebir aynı ya. 14'ü aldığım zaman bir farklılık olur dedim. Şimdi şu kurulumu bir yapalım. Ciddi anlamda bir fark yok. Ben de video için kılıfı çıkarttım. Aldığımdan beri kılıflı. Bir tuhaf hissetmedim diye, kılıfsız kullansam yeni telefonmuş gibi olurdu yani. Eski kılıfım buna olacak mı ya? Oldu. Bu 13'ün kılıfı ha. Allah Allah. Oluşturuyorum. Bu arada 128 GB'lık bir versiyon. Bu da 128'likti zaten. Normalde ben biliyorsunuz ki, biliyor musunuz bilmiyorum, entertainment içerikler yapıyorum. Hatta benim günüm de pazar günü saat 12'dir. Bunu cumartesi günü salacağım hemen. Hatta yarınki videoya da bekleriz efendim, çok güzel bir video gelecek. Önceki videolarda bir göz gezdirin. Hani ilk defa geliyorsanız kanala. Hemen 14 ile 13 arasındaki en büyük farklardan bir tanesi acil durum çağrı sistemi. Türkiye'de aktif değil şu an ama ileride inşallah gelir. Bunun evet, şöyle iki kameraya bir bakayım. Şöyle ben iki telefondan da fotoğraf çekeyim. Size sonra onu göstereyim. En merak ettiğim şey buydu. Sinema modunda 4K 30 kareye kadar sinemada video çekebilecek. Hemen şöyle bunu iPhone 13'te çekiyorum şu an. Bunu da iPhone 14'te çekiyorum. Evet, bir de kameralarını falan bir dışarıda sokakta test edelim. Ondan sonra geri dönelim.
anda da sesimi iPhone 13'ten duyuyorsunuz. Şu anda da sesimi iPhone 13'te kapalı mekanda duyuyorsunuz. Evet, şimdi aynı anda hem iPhone 14 ile hem de iPhone 13 ile birlikte çekim yapıyorum. Sağdaki görüntü şu an iPhone 14'ün görüntüsü. Biraz daha yakın ve de canlı görüntü veriyor. Soldaki de iPhone 13. Evet, şimdi de ön kamera testini size şöyle bir göstereyim. Hatta bir dışarı çıkalım. Karanlıkta ön kameralar nasıl? Evet, şu an biraz daha iPhone 14 ön plana çıkmış gibi duruyor. Şu anda sesimi iPhone 14'ten duyuyorsunuz. Sesi böyle geliyor. Şu anda da sesimi iPhone 13'ten duyuyorsunuz. Sesi de böyle geliyor efendim. Evet, arasında epey bir fark var. Yakınlaştığımda da zaten iki telefon çok benziyor birbirine aslında. Ben yorumu size bırakacağım. Aynı zamanda şu anda zaten ekranda hem iPhone 14'te hem iPhone 13'te olan videoları, fotoğrafları gördünüz. Ekrana çıkacak diğer bağlantılardan asıl içeriklerime gitmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup da like atarsanız sevinirim. Bye bye. Kendinize iyi bakın.